1200 kilometre yoldan buraya çalışmaya gelmişiz. Çoluk çocuğumuz aç, mağdur. Bizim cebimizden şu anda hiçbir çay parası bile yok. Ekmek almaya paramız kalmamış durumda. Yeni devlet hastanesinin inşaatında çalışmak için Ordu'dan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine geldiler. İnşaat bitmek üzere ama alacakları hala içeride. Bizim 30 kişinin burada alacağı 118 milyar çıkıyor normal puanlar olarak. Bize verilen burada 90 milyar para var. Bizim tek bir açımız burada yemek kalınlarına buraya ödenen para 30 milyar. 18'i bunlar genelde hallediyorlar. Buradaki kesilen ücret ortada yok. İddiaya göre ihaleyi alan yüklenici firma kaba inşaatı resmi olmadan sözle başka firmaya verdi. O firma da emekçilerin hakkını ödemedi. Herkes burada arın terin için, para için kazanmaya geldi memleketinden. Çoluk çocuğu okuyor. Para bekliyorlar, ekmek bekliyorlar. Ama terk edilmişiz yani. Köyden alacaklarım dahil buraya geldi. 4300 lira alacağım var. Çocuğum var, eşim hamile. Yani bu yüzden cebimizde sadece 5 lira parayla geziyoruz. Param alamıyorum. Ben buranın temelinden beri buradayım. Her gelen adam mağdur kalıyor burada. 1,5 aydan beri şu inşaatta çalışıyorum. 1 TL cebime girmedi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi firma emekçileri açlığa ve evsizliğe mahkum etti. Şirket bize yemek vermeyin diyor. Talimat veriyor yemekhaneye. Bu adama yemek vermeyin. Akşam gidiyor. Eve diyor ki bu adama kapıdan çıkar diyor. Ev sahibi gelmiş diyor ki 2 gün içerisinde elektrik ve suyu iptal edeceğim. Evi boşaltın. Evden çıkarttıkları zaman biz burada soğukta nerede kalacağız? -1 derece soğuk oluyor gece. Firma bazı işçilerin sigortalarını ya geç ya da hiç yatırmamış. İnşaatta bir işçi iş kazası geçirip hastaneye gidince gerçek ortaya çıkmış. Yetkili kişiler ben hastaneye götürürken sigorta sisteme düştün işte bir 15-20 dakika sonra gidelim gibi konularla beni beklettiler. Sonunda götürdüler. Ben dışarı bir hafta 10 gün oldu. Ne gelen, ne giden, ne soran, ne eden, aç mısın, tok musun, ilacın var mı, hapın var mı hiçbir şey sormuyorlar. Yaşadıkları sıkıntılara çözüm arayan emekçiler çalmadı, kapı bırakmadı. Buradan bir geri dönüş bekliyoruz yani bizi alacaklarımızı versinler, bizi göndersinler. Kimseyi burada rezil etmeye hakları yok yani.